Değerli izleyenlerim, İmdi Rahman Layıkları programında İlhan serisi son sayfa 43-59. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Ve bu ayetleri beraberce daha iyi anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. İnne şecerete zakkum. Şüphesiz zakkum ağacı taamul etim günahkarların yiyeceğidir. Kendini maden eğimi gibi yağlı fil butun karınlarda böyle kaynar. Kevallil hamim kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Kur'an-ı Kerim bize cenneti anlatıyor. Aynı zamanda cehennemi anlatıyor. Kur'an-ı Kerim ahiret alemlerinin mukaddes bir haritası. İşte diğer alemde neler olacak? Bunlar bize anlatılırken mesela cennette en güzel yiyecekler var. En güzel içecekler var. En güzel mekanlar var. Bunlar bize tasvir ediliyor. Ve dünyadan anlayabileceğimiz misallerle, emsalini görebileceğimiz şeylerle anlatılıyor. Ve bundan dolayı da meselül cenneti, cennetin misali şuna benzer şeklinde Kur'an-ı Kerim'de böyle ifade ediliyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim bize cehennemi de anlatıyor. Cehennemin misali dünyadaki hapishanelerdir. Ve özellikle zindan gibi yerlerdir. Ve özellikle de bir takım işkencelerin de olduğu, uygulandığı yerlerdir. İşte diğer alemde Allah-u Teala şu dünyada kendisini tanımak istemeyen, isyan eden kimseleri cehennem isimli mahalde cezalandırıyor. Ve burası Cenab-ı Hakk'ın tamamen küfür ve inkar içerisinde olan, isyan içerisinde olan kimseler için hazırlamış olduğu bir yer. Ve cennet bütün güzellikleri kendinde cennetliği gibi, cehennem de bütün nahoş şeyleri, çirkin şeyleri kendisinde bulunduruyor. İşte cennette Tuğba ağacı var, ona mukabil cehennemde Zakkum ağacı var. Nasıl ki böyle dikenli, hiçbir gıda değeri olmayan, develerin bile yemekte zorlanmış olduğu bir takım böyle bitonlu şeyler vardır. Zakkum onlarla tasvir ediliyor. Zakkum ağacı. Tabii bunun bir ağaç şeklinde ayette ifade edilmesi Mekke müşriklerinin dikkatini çekiyor. Ve Peygamberimiz bu noktada tenkit etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki Muhammed ne dediğini bilmiyor haşa. İşte hem cehennemin ateşle dolu olduğunu söylüyor, hem de orada ağaçtan bahsediyor. Yani ateşin içinde ağacın ne işi var? Bunu böyle kendi anlayışlarına göre böyle değerlendiriyorlar. Cehennemi tamamen bir ateş olarak görmek yanlış olur. Ateş, cehennemin unsurlarından birisidir. Belki de ana unsurudur. Ve mesela yaz mevsiminde 40 dereceyi açtıktan sonra insanlar gerçekten sıcakta bunalıyor. Hele 50 dereceye varsa gölgede bile insanlar terliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yeryüzündeki sıcak yaz ateşini, sıcaklığını minfeyli cehennem, cehennemden bir esinti şeklinde ifade ediyor. Adeta cehennemin çok uzaktan bir esintisi, dünyaya şöyle bir yansıdığında o 50 derecelik, 60 derecelik sıcaklıklar kendini gösteriyor. İnsan o sıcakta nasıl bunalıyorsa demek ki cehennemde de daimi bir bunalım olacak. Oradakiler daima böyle bir ızdırapla, sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklar. O mekan içerisinde onların yiyeceği, işte yiyecekleri şeyler zakkum ağacı gibi ağaçlar olacak. Ve bu deve gibi dikenli şeyleri yiyebilenlerin bile yemekten zorlandığı şeyler, gıda değeri olmayan, insana ızdırap veren şeyler. Huzuhu, onu tutun, yakalayın, o cehennem ehli olan kimseyi. Fatiruhu, ila sera'il cahim, cehennemin ortasına onu sürükleyin. Ateşin ortasına onu sürükleyin. Sümme subbu savgara sihi min azabil hamim. Sonra onun başından o kaynar azaptan dökün. Yani
başından kaynar suyun dökülmesi, o da azabın başka bir çeşidi olacak. Ve o şekilde hem bulunduğu ortamdan sıkıntı, hem yiyeceği şeylerden sıkıntı, hem üstten başına dökülen kaynar sulardan sıkıntı, iç içe sıkıntılar, ard arda sıkıntılar kendini gösterecek. Yok, inneke entel azizül hekim, inneke entel azizül kerim ve o cehennem azabına maruz bırakılan kimseye denilecek ki, tat bakalım, sen aziz, kerim birisiydin. Yani dünya sen aziz, kerim birisiydin. Sen dünyadayken kendini mağlup olmaz bir aziz kabul ediyordun. Şerefli, itibarlı kabul ediyordun. Ama Allah'ı tanımadığından, ona isyan ettiğinden bugün cezalandırılacaksın. Haydi bakalım, tat bu azabı denilecek. İnne hâzâ mâ kümküm bihî temtarûn. İşte bu, kendisinden şüphelenmiş olduğumuz, şüpheyle bakmış olduğumuz şey. Yani Kur'an-ı Kerim'i bir şekilde duyuyor insanlar. Bunun cehennemden bahsini de duyuyorlar. Acaba var mı yok mu? Genelde inkar ediyorlar. Ama ne zaman 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 ya varsa şeklinde işlerine şüpheler de geliyor. İşte o kafirleri denilecek ki şüpheyle baktığımız şey işte bu azabı tadın bakalım. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ اِمِنْ Müttakilere gelince, yani günahlardan sakınan, haramlardan, mekruh olan şeylerden kaçınan kimselere gelince, bunlar emin bir makam içindedirler. Yani tamamen güven içindedirler. Artık onları rahatsız edecek bir şey yok. Tamamen emniyet içerisinde, çok hoş yerlerde bulunacaklar. Fî cennâtinle uyum, cennetlerde, cennet bahçelerinde ve o pınarların başında bulunacaklar. Yani dünyada firavun gibiler kendilerine yalancı bir cennet inşa eder. Ve ahirete inanmadıklarından dünyalarını tamamen mamura yapmaya yönelirler. Saraylar yaptırırlar. Cennet gibi bahçeler yaparlar. Oralarda keyif eder, eğlenirler. Ama onların dünyadaki bu tarz eğlenmeleri gelip geçicidir. Azıcık bir faydalanmaktır. Temetta bir küfrike galiyle, yani küfrünle bir miktar keyiflen bakalım başka ayette nazara verildiği gibi. Onlara dünyada fırsat verilir. Ama diğer alemde asıl böyle güzel olan makamları kaybetmiş olurlar. Ve cennet ehli ise artık emniyet içindedir. O güzel cennet bahçelerinde pınarların başındadırlar. Yelbesûne min sündüs ve istabrak. Onlar sündüs ve istabraktan, ince, kalın ipekten elbiseler giyerler. Mütegabilin karşılıklı bir şekilde. Yani cennet istemelerine oturmuşlar. Üzerlerine en güzel elbiseler olduğu halde keyiflenirler. Burada cennet ehlinin elbisesine de dikkat çekiliyor. Ve ipekten elbise, atlastan elbise bu nazara veriliyor. Dünyada ipekten elbise kadınlara helaldir, erkeklere caiz değildir. Ancak cennette erkekler için de böyle bir haramlık söz konusu olmayacak. Yani ipek haddi zatında gayet güzeldir. Ve diğer alemde de cennet ehli ipekten elbiselerle, hem incesinden hem kalınından elbiselerle en güzel elbiseleri giymiş olacaklar. Burada belki şuna da açıklık getirmekte fayda var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer alemde haşir meydanında insanların üryan olarak, çıplak olarak diriltileceğini ifade ediyor. Bu demek ki mahşer meydanına has bir durum. Yoksa cennet ehli cennete alındığında en güzel elbiseler onlara giydirilecek. Cehennem ehli cehenneme alındığında en nahoş, çirkin elbiseler de onlara giydirilecek. Kur'an-ı Kerim'de cehennem ehlinin elbiseleri anlatılırken, katlanan elbiseler tarzında da onların elbiseleri, yani pis, kokmuş, tamamen bir zillet elbisesi, sefalet elbisesinin üzerlerinde olacağı anlatılıyor. Cennet tümüyle bir nimet yeri, cehennem tümüyle bir azap yeri, dolayısıyla
bu yemelerine, içmelerine yansıdığı gibi, mekanlarına yansıdığı gibi üzerlerindeki elbiselerine de yansıyacak. Ve cennet ehlinin sururu bu elbiselerde de yansımış olacak. En güzel elbiseleri bu şekilde giyecekler. Kezalik bu böyle, böyledir. Bunun gibi nimetler onlara verilmiştir. وَسَلْبَجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِيمِ Ve biz onları huru ile, hurilerle eşleştirdik. Yani hurileri onlara zevce kıldık. Buradaki huru in ifadesi, hur onların beyazlığını anlatan bir ifade. İn, gözlerinin büyüklüğünü, yani ceylan gözü denilir mesela. Bu şekilde gözlerinin güzelliğini anlatan bir ifade. Bu, dünyadan giden kadınların bir özelliği şeklinde de ifade edilmiş olabilir. Yani şu dünyadan cennete giden insanlar orada aile hayatları olacak ve gerek erkek gerek kadın en güzel bir yaratılışla oraya münasip bir şekilde yaratılacaklar. Ve cennet hanımlarının bir tasviri şeklinde bu değerlendirilebilir. Eğer oradan huri denildiğimiz zihnimizde çağrışan manayla değerlendirecek olursak onlar cennet hizmetçileridir. Nasıl ki bir devlet başkanının sarayında erkek, kadın, pek çok hizmetçiler olur, görevliler olur. Bunlar sayıları belki yüzlercedir. Oraya hem bir güzellik katar, hem de bir takım görevleri eda ederler. İşte diğer alemde cennetteki insanlara huri ve gılman verilmesi, erkek ve kadın hizmetçiler şeklinde, yani cennet için yaratılan özel hizmetçiler şeklinde değerlendirilebilir. يَدْعُونَ فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِيَةٍ آمِنِينَ Onlar orada tamamen emniyet güven içerisinde her türlü o meyvelerden isterler. Yani burada bir istemek, hani insan güzel bir lokantaya gider, orada yiyecek bir şeyler ister ve istemiş olduğu şeyler buyurun efendim diye onlara takdim edilir. Gerçi dünyada öyle bir lokantaya gidildiğinde çıkarken ödemede İnsan biraz zorlanabilir. Ama diğer alemde zaten onlar ödenmiş olur. Dünyadaki ibadetleriyle onların karşılığını dünyada ödemiş oluyorlar. Ve cennet tamamen bir lezzet yeri, tamamen bir mükafat yeri. Etraflarında cennet hizmetçileri dört dönecek adeta. Ve cennetteki her türlü güzel meyvelerden kemal afiyetle, lezzetle yiyecekler. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتِ Onlar orada ölümü tatmazlar. اِلَّا الْمَوْتَةَ الْعُولَى Ancak ilk ölüm müstesna. Yani dünyadaki ölümü tatmaları vardır. كُلُمَسِنْ رَائِيَةُ الْمَوْتِ Her nefis ölümü tadıcıdır. Dolayısıyla dünyada ölecekler ama diğer alemde diriltildikten sonra artık tekrar ölmeyecekler. Bu da cennet ehli için en büyük nimetlerden birisi. Çünkü devamı olmayan şeyde lezzetle yoktur. Eğer cennet 1000 yıllık veya 1 milyon yıllık veya 1 milyar yıllık belli süreli bir mükafat yeri olsaydı, insanlar o süreyi bitirdiğinde yok olup giderlerdi. Dolayısıyla cennetin varlığı bir nimettir. Cennette daimi olmak, ebedi olmak o bambaşka bir nimettir. Çok daha büyük bir nimettir. وَدَقَاهُمْ اَذَابَ الْجَهِيلِ Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. فَدْلَمْ مِنْ رَبِّكْ Bu Rabbinden bir lütuftur. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizler üzerinde sayısız lütufların nimetleri var. Diğer alemde cennet olması, cennette böyle mükafatlar verilmesi, bu da Allah'tan bir lütuftur. Cennet ehlinin cennette ebedi olması Allah'ın yine özel bir lütfudur. Ve düşünüldüğü zaman aslında mazhar olduğumuz bütün nimetler Allah'tan bir lütuftur. Bundan dolayı Hazreti Süleyman her yerini fadıran biliyor. Bu benim Rabbimin lütfundandır. Ne kadar nimete mazhar olsa hepsinin Allah'ın lütfu olduğunu güzel bir şekilde itiraf ediyor. Zalike huvel fevzul azim İşte bu büyük kurtuluştur. İnsanlar dünyada diyelim güzel bir ev alır, sevinir. Hele bahçeli olsa, bahçesinde havuzu falan olsa
çok daha fazla memnun kalır. Ve elime şöyle gittiğimde kendime bir mutluluk hisseder. Ama asıl mutluluk cennete gidenler için olacak. Ve onlar dünyanın sıkıntılarından, cehennem ateşinin azabından, bütün kötü hallerden, yok olup gitmekten, bu gibi sıkıntılardan kurtulmuş olacaklar. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz bunları senin diline kolaylaştırdık. Olur ki onlar tefekkür ederler, hatırlarlar, büyük alırlar. Yani ey peygamber, işte biz Kur'an vasıtasıyla insanları görüyoruz. Olur ki insanlar bundan büyük alırlar, ders alırlar. فَاَرْتَدِكْ Artık sen gözle, فَاِنَّهُمْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ Çünkü onlar da gözlüyorlar. Burada artık neticeye geliniyor. Mekke müşrikleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an vasıtasıyla bu anlattıklarına muhalefet ediyorlar ve kabul etmiyorlar. Cenab-ı Hak da bir tehditle sureyi bitiriyor. Ey Peygamber, biz gerekenleri anlattık, gerekenleri bildirdik. Artık sen onları gözle, onlar da senin akıbetini gözlüyorlar. Ve netice ne olmuştur? Netice, mesela Bedir'de müşrikler mağlup olmuşlar. Diğeri saltanatları da daha sonra kısa bir zaman içerisinde bitmiş. Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Ve şu dünyadaki günleri bitmiştir müşriklerin. Ve diğer aleme, hesap mahalline götürülmüşlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise vazifesini mükemmel bir şekilde yapmış ve sahabelerini yetiştirmiş, görevini yapmış olarak şu dünyadan dar-ı bekâre intikal etmiştir. Ve Peygamber Efendimiz ebediyen mükafatını alacaktır. Onun karşısında yer alanlar ise ebediyen azabını çekeceklerdir. Cenab-ı Hak bizleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer alan, onun gittiği yoldan giden bahtiyarlardan eylesin. Böylece bir süreyi daha bitirmiş olduk. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.